Ben başlayabilirim arkadaşlar. Tamam. Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Dün Konya'dan çok üzücü bir haber aldık. Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya, başka bir hastanede görevli bir güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunlarla öldürüldü. Bu katliam karşısında hepimizin kanı dondu. Sağlıkta şiddet, Türkiye'nin çoktandır sözmesi gerektiği konusunda bir toplumsal mütabakatın olduğu, ancak herkesin bu konuda bir şeyler söylediği ama gereğinin tam olarak yapılamadığı bir alan. Şöyle ki, 2011-2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer muhalefet partilerinin 10 kez meclis gündemine getirdiği konu hep reddedilmiş. Daha sonra ildeki hastaneye de adını verecek olan Ersin Arslan arkadaşımız kalbinden bıçaklandığında sağlıkta şiddet komisyonu ancak kurulabilmişti. O komisyon önemli bir çalışma yaptı. Deyim yerindeyse tuğla gibi de bir rapor yazdı. Ancak komisyonun önerileri neredeyse tamamı havada kaldı, askıda kaldı. Bir alanda şiddeti engellemek, tansiyonu düşürmek, çalışanları güvence altında tutmak istiyorsanız, kaçınılmaz olarak paydaşınız orada örgütlü meslek örgütüdür. Oradaki meslek sahiplerinin bağlı bulundukları odadır, onların bağlı bulunduğu birliktir. Bugünkü iktidar Türk Tabipleri Birliği'ni eleştirel yaklaşımlarını kendisine karşı bir siyasi pozisyon alma gibi bir alınganlık göstererek reddetmektedir. Elinin tersiyle itmektedir. Oysa Türk Tabipleri Birliği'nin yapmış olduğu öneriler, dünyaya bakan, Türkiye'deki sorunu gören, bilim insanlarından fikir alan ve okunduğunda, değerlendirdiğinde kimsenin karşı çıkmadığı önerilerdir. Bu karşı çıkmayanların başında Fahrettin Koca vardır. Özgür Özel de bunun şahididir. Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddetle ilgili önerilerini kendisinin de doğru bulduğunu, bütün muhalefetten destek beklediğini, bu konunun mecliste halledilmesi gerektiğini defalarca söylemiştir. Ama nihayet pandemi sırasında Sağlık Komisyonu'nda ve Genel Kurul'da görüşülen kanun sırasında sarayın aklı evvelleri çok bilmişleri, AK Parti'nin çok bilmiş hukukçularına yapmış oldukları telkin, vermiş oldukları talimatlarla bunu meslek örgütünün istediği halden başka bir noktaya çevirmişlerdir. O gün söyledik. Bu haline de evet oyu veririz. Bütün partiler söyledi. Ama bu sorunu çözmeyecek dedik. Ve lütfen dedik, sarayın telkiniyle değil, meslek örgütünün, o alanda örgütlü sendikaların, uzmanlık derneklerinin, tüm hekimlerin beklentilerine, tüm sağlık emekçilerinin beklentilerine cevap verecek bir şey yapın dedik. Böyle bir genel mütabakata AK Parti ve MHP bir kuru inatla direndiler ve bugünkü sorunu çözmeyen düzenleme yapıldı. Ve bu sorunu çözmeyen düzenleme her hekimin, her sağlık emekçisinin şiddet görmesinde, katledilmesinde birilerine sorumluluğunu hatırlatıyor ama bunu hisseden kim? Bu konuda bir adım atmak isteyen kim? Meclis şimdi tatilde. Ama Sağlık Komisyonu'nun tatilde de olsa çalışma kararı var ve resmi gazetede yayınlandı. Tüm uzmanlık komisyonları için bu talep edilmişti. Bu uygun görüldü genel kurulca. Şimdi bu vakitten sonra tabii AK Parti'nin işin içinde olduğu, MHP'nin işin içinde olduğu bir yerden gelin yapıcı bir şeyler yapalım demek beyhude ama tarih önündeki sorumluluğumuz gereği diyoruz ki ya bu Sağlık Komisyonu bir kere ne biz nerede yanlış yaptığı biliyor. Ama otursunlar, çalışsınlar ve artık bu milletin önüne herkesin üzerinde tam mütabakat sağladığı bir metin getirsinler. Bu metin üzerinde çalışalım. Önümüzdeki dönemde bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de değerlendirmeleri olacak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla titizlikle konu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sağlık Komisyonu üyeleri, sağlıkçı milletvekilleri olarak çalışıyoruz, duruyoruz.
Ama bir somut örnek olarak da şunu ifade etmek isterim. Daha iki gün önce Türk Tabipleri Birliği'nden grubumuza bir yazı geldi, resmi yazı. Bu bütün gruplara yollandığı anlaşılan resmi yazıda Türk Tabipleri Birliği şöyle bir öneride bulunuyor. Diyor ki silahlı, ateşli silahlar kanununda değişiklik yapın diyor. Ateşli silahlar kanununa göre silahla girilemeyecek yerler var. Örneğin adliyeler, mahkeme salonlarına güvenlik görevlisi de girse, polis de girse silahsız girer. Jandarma da girse silahsız girer. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde hastaneler, sağlık hizmet sunumunun yapıldığı her yer. Mevcut durumda sadece ruh sağlığını klinikleri iken sağlık hizmet sunumunun yapıldığı her yere silah girme yasağı olsun diyor. İki gün önce. Ertesi gün bu olay oldu. Ama bu bize neyi gösteriyor? Demek ki o burun kıvırdığınız, beğenmediğiniz her önerilerini içeriğine bakmadan kategorik olarak usulden reddettiğiniz Türk Tabipleri Birliği'nin önerisi olsaydı Ekrem Karakaya kardeşimizi katleden kişi o hastaneye o silahla giremeyecekti. O zaman bu alanda daha konuşulacak çok şey, yapılacak çok şey var. İnatla değil, paydaşları dinlemekle bu konudaki önerileri dikkatle göz önüne almakla mükellefiz hepimiz. Bunu söylemek gerekiyor. Diğer taraftan Fahrettin Koca, ya pandemide başta genel başkanımız toplumun tüm kesimleri görevini iyi yapsın, artık burada bir çatışma olmasın diye destek verilen, kredi sağlanan, ufak tefek hatalarının üzerine çok gidilmeyen Fahrettin Koca, pandemi bitti dedi, bitmedi. O bitti dediğinde 7000 vaka vardı, şimdi 57000 vaka var. Ve çok büyük bir tehlike önümüzde onun ve ekibinin gevşekliğinden. Ama pandemi bitti dedi, adamın da içinden bir canavar çıktı. Ya Ekrem Karakaya kardeşimiz katledilmiş. Bütün Türkiye ağlıyor, hepimiz ağlıyoruz, kahroluyoruz. Genel başkanımız da diyor ki, Erdoğan gör yarattığın iklimi diyor. Beceriksiz bakanı da al git diyor. Çünkü bir sağlıkta şiddet yasasını meclisten kendisinin de istediği gibi geçirtememiş. Neden? Tek adam rejimi var. Alt tarafta beceri yok, üst tarafta vicdan yok. Al git diyor. Sağlık personeline diyor. Yaptıklarınızın bedelidir bu diyor yaşananlar. Ama onlar kalacak, siz gideceksiniz diyor. Bu içi yanan ve içindeki yangını dışa vuran genel başkanımızın hepimizin altına imza attığımız son derece doğru tespitleri var. Başka hiçbir şey değil. Ama Fahrettin Koca diyor ki bir hekim katledilmişmiş, üzüntü beyan etmiyormuşuz, üzünür gibi görünemez miymiş acaba Kemal Bey? Hadsizliğin bu kadarı. Hadsizliğin bu kadarı. Sen önce bir kusurunla, ayıbınla, günahınla bir otur be adam. Otur. Şimdi susma zamanı artık. Ya bunu böyle geçirsek iyi olur deyip sarayın talimatına direnemeyip teslim olan adam, efendim sen üzüntünü beyan etseydin, Kemal Bey'in üzüntüsünün yüzde birini hissetsen, şu tek adam rejiminde bunlara alet olmaz, ya direnir ya istifa edersin. Yazıklar olsun dersin sizin vereceğiniz görevde. Affımı da istemiyorum, aslan gibi istifa ediyorum dersin. Bugün istifa et, yarın arkanda duralım. Ama tek adam rejiminin atanmış piyonu, ya tek başına sağlıkçıya zam açıklamıyorsun, fırça yiyorsun ya. Bitir dediler mi pandemi bitiriyorsun. Dünya Sağlık Örgütü bitmedi diyor, uzmanlar bitmedi diyor, aman dikkat diyor. Böyle bir şey olmaz. Bir gerçek var. Bu AK Parti iktidarı, hele hele bu tek adam rejimi başladıktan sonra, sağlık emekçilerine iyi gelmiyor, doktorlara iyi gelmiyor, kadınlara iyi gelmiyor, çocuklara iyi gelmiyor. Daha çok kadın öldürülüyor, daha çok çocuk istismara uğruyor, daha çok doktor öldürülüyor, daha çok sağlık emekçisi öldürülüyor, şiddet görüyor, kadına şiddet artıyor. Ne bela bir şeydir ya? Düşün artık yakasından millet. Düşün, bu nasıl bir bela yani? Hele hele son 3 yıldır, 4 yıldır kuru bir inatın uğrunda açlığa sürüklenenler, ölüme sürüklenenler.
Ya hekimlerle ilgili meselede akılda kalan nedir? Nedir? İki kelime. Recep Tayyip Erdoğan'dan. Giderlerse gitsinler. Hadi gitti bakalım şimdi Ekrem Karakaya. Getir geri. Giderlerse gitsinler dedin. Gitti Ekrem. Getir geri. Geliyor mu geri? Bir acayip kibir, bir acayip özgüven. Yok şu kadar seçim kazanırmış, bu kadar seçim kazanırmış. Ekrem'i kaybettikten sonra kazandığın seçim neyine yazar ya? Olur olmaz, saçma sapan ifadeler bilmem ne. O yüzden buradan ne milletvekillerine ne parti gruplarına milletimize çağrı yapıyoruz. Sağlık emekçilerine şiddeti durduracak mıyız? Katliamları durduracak mıyız? Ölümleri durduracak mıyız? Önce bu AK Parti iktidarını yollayacağız. Bunlar gidince düzelecek her şey. Doğrusunu söyleyeni dinlemeyen, her şeye siyasi bakan, sürekli torpille iş yapan, liyakat değil sadakata bakan, illa kendi gibi bıyığı olsun, illa kendi gibi düşünsün, kendi gibi yaşansın deyip bu konudaki bütün birikimleri reddeden bu beceriksiz adamlar gitmeden bu işler düzelmeyecek. Bir tane sorumlu var. Recep Tayyip Erdoğan. Fahrettin Koca onun sağlık analında atadığı memurudur, zabitidir, zabıtasıdır. Ne yanlış yapılıyorsa tek adam rejiminden Recep Tayyip Erdoğan'dandır. Nasıl bir belaysa bu milletin yakasındaki tek adam rejimi, ondan kurtulmak dışında bir çare yoktur. Tek adam rejimi bitmeden ne sağlıkta şiddet bitecek, ne kadına karşı şiddet bitecek, ne kadın cinayetleri bitecek, ne diğer artan ve bizi üzen rakamlar azalacak. Herkes bunu bu şekilde bilsin. Konya valisinin dün yaşananlar sağlıkta şiddet diye açıklanamaz lafını da aha böyle ağzının içine tıkıyoruz. Daha bir şey denecek bir şey yok buna. Gitsin bir köşede otursun. 50 yıl sonra utanacak bu laftan. Bir doktor yaptığı ameliyat, ameliyat sonunda hasta kaybedilmiş diye biri gelip senin kontrolündeki bir hastanede doktoru devletin emanet ettiği silahla vuruyor, devletin izin verdiği silahla vuruyor. Sebep annemi yaşatamadın. Bu sağlıkta şiddet değil. Ne sağlıkta şiddet? Ne sağlıkta şiddet? Değerli basın mensupları, dün akşam, dün Recep Tayyip Erdoğan eski belediye başkanlarını topladı. İçinde bulunduğu çaresizliği, durumu, zorluğunu artık gizleyemiyor. Daha doğrusu gizlemeye çalışıyor. Farklı farklı birazdan da değineceğim konularda büyük büyük laflar ediyor ama bir yandan da dönüyor belediye başkanlarına diyor ki hanenizde şahsımın temsilcisi olun. Şu çok net. Eski belediye başkanlarının ailelerinden dahi oy alamadığını, orada bile kendisine karşı oy verecek kimsenin kalmadığını söylüyor. Sen anandan, babandan, kardeşinden, eşinden, çocuğundan benim için oy iste diyor. Aramızda diyor geçmişten münasebet var diyor. Birlikte görev yaptık diyor. Ailenizdeki temsilcim siz olun diyor. Bakın beldenizdeki, ilçenizdeki, ilinizdeki dese geçmişin önemli görev yapmış, şehremini denen, şehrin emin insanı görevini bir dönem yürütmüş bir kişiden ya orada beni destek verin dese anlayacağım. Aileniz ne ya? Düşünün ki AK Parti'nin önceki dönem belediye başkanının ailesinde Tayyip Erdoğan'a oy veren yok. Durum bu. Bu itirafı öncelikle not ediyoruz. Sonrası tam bir felaket. Türkiye işgale uğrarsa düşmanı çiçekle karşılayacak bir güruh muhalefetten bizlerden bahsediyor. Diyor ki düşmanı bunlar çiçekle karşılar. Bir kere güruh dediği değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk demektir. Yani muhalefeti aşağı gördüğünü, küçümsediğini ve değersiz gördüğünü itiraf ediyor. Yani siyasi rakiplerine güruh demek ancak Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır. Ve diyor ki biz bunları diyor manda ve himayeyi 100 yıl önce istemelerinden biliriz. Tövbeler olsun. Yazıklar olsun. Ya manda ve himayeyi biz Atatürk'ün liderliğinde toplanan Erzurum Kongresi'nde ilk olarak sonra da Sivas Kongresi'nde reddettik de kardeşim siz ne zaman bizim yanımıza geçtiniz ya? Sen diyorsun ki
her fırsatta 200 yıldır bu millete istikamet dayatılıyor. Ne var 200 yıl önce? Senedi ittifak. O ne? Türkiye'nin ilk demokratikleşme belgesi. Sonuç verdi vermedi tartışılır. Padişahın yetkilerinin kısıtlanması. Ona ayar oluyor, çıldırıyor. Tek adamın yetkilerini 200 yıl önce kısıtlamaya çalışmışlar. Sonra Numan Kurtulmuş, vekilin senin. Diyor ki 150 yıldır biz bu CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Vallahi doğru. Numan Bey bozuk saat gibi. Türkiye'yi dönüyor. Günde iki sefer doğru söylüyor. Bir sefer doğru söylüyor. Bozuk saat gibi. 150 yıldır karşı karşıyayız diyor. Doğru arkadaş. Biz birinci meşrutiyetten yanaydık. Siz karşısındaydınız. Sizin çok sevdiğiniz Abdülhamit 31 yıl parlamentoyu kapattı. Biz Jön Türklerden yanaydık. Siz karşımızdaydınız. İkinci meşrutiyette biz parlamento açılsın dedik, siz karşımızdaydınız. Siz damat Ferit hükümetisiniz kardeş. Biz Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleriyiz, siz karşımızdasınız. Siz İslam Teali, Teali İslam cemiyetisiniz. İskilipli Atıf Hoca'sınız. Siz Atatürk'e ölüm fermanı veren, İstanbul fetvasını verdirenlersiniz. Biz Börekçi'nin Ankara fetvası, milli mücadeleye katılmayı Atatürk'le birlikte caiz gören Ankara fetvasını almışlarız. Karşı karşıyayız biz, doğrudur. Sizinkiler düşman işgal gemilerine kırmızı halılar sererken, bizimki Kartal İstinbot'un ucundan ufuk çizgisine bakıp geldikleri gibi gideceklerler. Şimdi diyor ki manda ve himayeye karşı çıktık, o zamandan biliriz. Ne zamandır bizlesiniz bilsek? Sizinkiler diyor 150 yıldır karşı karşıyayız CHP'yle. Bizim geldiğimiz damar belli. Kurduğumuz parti belli. Anadolu Rumeli ve Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi. Biz buradayız. Siz karşımızdasınız. Ne zamandır yanımıza geçtiniz bilemiyoruz. FETÖ sapını gibi kıvrak cüp diye karşıya geçiyor. Gelmeyin kardeş. Gelmeyin. Bu kadar yalanla, bu kadar dolanla, bu kadar iftirayla, bu kadar küfürle Cumhuriyet'in kurucu partisine, kurucu iradesine onun yanına gelmeyin. Kaldığınız yerde kalın. Mevcut yerinizi koruyun. Biz buradayız. Millet kimi göndereceğini biliyor çünkü. Bu kadar saldırgan, bu kadar siyasi ahlaktan yoksun, bu kadar nezaket dışı, bu kadar küfre kaçmış bir konuşmayı ülkenin başındaki cumhurbaşkanı yapsın. Vah! Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin düştüğü hallere. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan uyan Gazi Kemal. Şu başımızdaki işe bak. Neyse halledeceğiz. 100 yıl önce hallettiğimiz gibi halledeceğiz. Hep beraber halledeceğiz. Bu coğrafyada yaşayan herkesi kucaklayarak bu nefret dilini göndereceğiz. Başka bir çaresi yok. Şimdi bu kalpleri pas tutmuş, gönülleri taşlaşmış, vicdansız anlayışın yaptıklarının mahkeme kararıyla tescili aşamasına geldik. Elimdekiler Ankara'daki bölge idari mahkemelerinin kararları ve ekleri. Bunu bana mülakat mağduru arkadaşlar getirdi, öğrenciler getirdi. İsteyen basın mensuplarına şu an tek nüsha ama odamızda, grubumuzda incelemeye açıktır. Tek hassasiyetimiz isimlerin kapatılmasıdır. Onun dışında Maliye Bakanlığı bir öğretmen mülakatı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen mülakatı yaptı. Öğrencilerin büyük hassasiyetinden, isyanlarından sonra Sayın Genel Başkanımız da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde açıklama yapmıştı. O öğrenciler mahkemelere gittiler. Mahkemeler inanılmaz kararlar veriyorlar. Ve eklerine tabii mahkeme olunca temin edebiliyor. O öğrencilerin çok bahsettiği değerlendirme tutanaklarını, fişlerini koymuşlar. Mahkeme diyor ki özetle birçok şey söylüyorlar. Davacı komisyon üyelerince eğitim bilimleri ve genel kültür alanlarında formlara tam not verilmiş olmasına rağmen. Neden? Eğitimle ilgili bütün soruyu bilmiş. Genel kültürle ilgili somut bütün soruyu bilmiş. Ne bileyim işte Meksika'nın başkentini biliyor, meridyeni biliyor,
onu biliyor, bunu biliyor. Türkiye'nin madenlerini biliyor. Ona yapacak bir şey yok. Elimdeki örneklerin tamamı eğitim bilimleri ve genel kültür sonucunda 10-10 tam puan almış örnekler. Ancak diyor aşağıdaki subjektif olabilecek değerlendirmelerde öğrencilerin kalacağı kadar notlar verilmiş diyor özetle. Ve aynı şablonun tekrarlandığı görülmüş. Şimdi bu kıymetli kardeşimiz sınava girmiş, çok yüksek bir puan almış. Mülakata girmiş, eğitimle ilgili somut soruyu bilmiş, genel kültürü bilmiş, 20 puan almış. Bu kalırsa 55 ile kalıyor ya, 55 verecek şablon, 9-9-9-8 verirse, bu 9'u şuradaki puanlara göre 3-2-1-1-1, 3-2-1-1-1, 3-2-1-1-1. Bir sonraki öğrenci aynı şablon, bir sonraki öğrenci aynı şablon. 10-10 hepsine 2, son ikisine 1 verip bırakmış öbür komisyon. Bakın komisyon değişti, şablon değişti. Bütün öğrenciler 10-10, 2-2-2, 1-1 verirse kalır bırakmış. Aynı şablon, aynı şablon. Örneğin örnekler var içinde. Diyor ki mesela bu öğrenci parça 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 değerlendirip not verecek. Notları yazmamış, toplamını 10 yazmış. 2-2-2-2-2 vermekle uğraşmamak için. Yani neye göre değerlendirdiğine bakmadan bırakacak notu vermiş. Özet diyor ki yapılan tüm bu çalışmaların sonunda sözlü sınavın nesnel olarak yapılmadığı ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilemediği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır, iptal. Yani milli eğitimin önünde ağlayan, milli eğitimin önünde isyan eden, benim sınavım iyiydi, genel kültürüm tamdı, soruları bildim, beni niye elediler diye isyan eden arkadaşlara mahkemeler haklısınız arkadaşlar dedi. Ve Kemal Bey'in oraya gidip bu işin peşini bırakmam demesi, siz mahkemelere başvurun biz arkanızdayız demesi, bu arkadaşların aldığı bu mahkeme kararları AK Parti iktidarının 20 yılın sonunda bir yerlerdeki torpil listelerinde yer alamayan memleket evlatlarının nasıl haksızlığa tabi tutulduğunu, AK Parti'nin nasıl vicdanının kuruduğunu ve nasıl kul hakkı yediğinin yargı önünde ispatıdır. Takip etmeye devam edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen ataması var. Bu meselenin bu şekilde cereyanına izin vermemek için takipçisi olacağız. Ancak iktidarımızda mülakatları çok zorunlu olduğu birkaç alan, orada da kamera zorunluluğu olarak diğer alanlarda tamamen kaldıracağız. Bunun sözünü de daha önce vermiştik. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bir yönetmelik var elimizde. Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma Eğitim Merkezi Yönetmeliği. 20 Ağustos 1999'da yürürlüğe girmiş. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulmasını öngörüyor ve 5. maddesinde de diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulur. Bu Atatürkçülük, inkılap tarihi konularında yayınlar yapar, kitaplar yazar, eğitimler verir. Bu 2017 yılından beri incelendiğinde bir tek kitap basmamış ve kendisine kanunla verilen görevi yerine getirmiyor. Nerede? Genelkurmay Başkanı'nın emrinde. Kim Genelkurmay Başkanı? Yaşar Güler. Kime bağlı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a. Hulusi Akar da Genelkurmay Başkanı iken Yaşar Güler yardımcısıydı. Yani ne yaşandıysa hep beraber yaşadılar. O hep beraber yaşayanlardan bir tanesi darbeden sonra helikopterden inince tutuklanmıştı, dişli. Ama bu ayrılmaz ikili şu anda duruyor ve ne kadar memnunlar ki Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni bile inaktif hale sokmuşlar. Ne kadar faydalı bir genelkurmay başkanı ki yaşı dolduğu halde 5 yıl daha, 1 yıl, 1 yıl, 1 yıl uzatarak bununla devam etme kararı. Neden? Terörle mücadeledeki tecrübe gerekçe. Kanun çıkardılar bununla ilgili buradan. Mevcut kuvvet komutanlarına, arkasından gelenlere, koskoca bir silahlı kuvvetlere hakaret. Sadece adamcılık, sırdaşlık. Yanımda dursun,
Onun bildiklerini kimse bilmiyor. Ve çok lazımmış gibi 5 yıl boyunca daha birlikte görev yapma ile ilgili bir kanunu uzatma, ama Allah'tan süreyi kısaltma milletin elinde. Millet sandığa gittiğinde hem bu atanmış bir gecede üniformayı çıkarıp kravat takan geçmişin Genelkurmay Başkanı, şimdinin Milli Savunma Bakanı yollayacak, hem de bu saçma sapan sisteme bir son verecek. 14 yaşından beri her gece yatağa bir gün Genelkurmay Başkanı olarak bu millete hizmet edeceğim diye girmiş gencecik subayların son noktaya geldiğinde siyasi tercihlerle haklarının yenmesine, liyakat çerçevesinin dişine çıkılmasına kimse razı değildir. Bu ordu ne Hulusi Akar'dan ne Yaşar Güler'den ibarettir. Bu ordu şanla şerefle bu görevleri yapabilecek yetkinlikte birçok kişiye sahiptir. Ayrıca bu meclisi sırf Yaşar Güler, Hulusi Akar ikilisi devam etsinler saraya göre görev yapmaya diye 5 yıl görev uzatmasına alet edenlere söylüyoruz. Bizi karıştırmasaydınız, çok lazımsa mahkemeden gidin yaşını küçültün kardeşim. Bir onu yapmadığınız kaldı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Gidin Genelkurmay Başkanı'nın yaşını küçültün mahkemeden. İçimizi yakan bir başka husus, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Esenler'de A101 isimli bir markette 1996 doğumlu Muhammed Ali Yaşar kardeşimiz yanarak can verdi. Büyük bir ihmalin sonucu. Annesi Mutlu Hanım yeni yeni kendine gelip anlatabiliyor. Lütfen Mutlu Hanım'ı dinleyin. İşe gidiş saati 9 ama 06.50'de 2 saat 10 dakika önce Muhammed Ali mağaza müdürünün haberi dahilinde ve görevlendirmesiyle gidiyor. Neden? Etiket basacak. Fiyatlar gidiyor ya, her gün artıyor. Etiket basacak. Böyle görevlere 2 kişi gidilmesi lazımken 1 kişi gönderiliyor. 06.50'de post makinesinin fotoğrafını çekip atmış müdürüne ve arkadaşlarına. Üstünde saat yazıyor ya, girdim buradayım diye. Denetimi öyle yapıyorlarmış. İniyor aşağıya. Arkadaşlarının şimdi söylediği gibi yoğun kablo yanığı kokusu var. Günlerdir var ama kimse ilgilenmiyor. Ve aşağıda yangın çıkıyor ama o kablo yanığı kokusu için önceden devreye girmesi gereken yangın alarmları bozuk. Çıkan yangını tek başına söndürmeye çalışıyor. Söndürmede kullanılacak tüpler çalışmıyor, boş ya da arızalı. Yangından kaçmak için görüntülerde olduğunu annesi büyük bir üzüntüyle anlatıyor. Uğraşırken yukarıya çıkamıyor ve asansör önünde yere kapaklanıyor. Çünkü gerçek bir yangın merdiveni yok. Yine aynı yangın merdiveni aynı yere çıkıyor. Şu anda o A101'de dışarıya açılan gerçek bir yangın merdiveni inşaatı var. Bunu gündemde tutacağız, tutmaya devam edeceğiz. Özellikle Çalışma Bakanlığı'ndan bir tek taziye telefonu bile gelmemiş. Bırakın bakanı, bakanlıktan bir kurumsal temsile sahip birisi arayıp da taziye telefonu açmamış. Bu konuda nasıl bir soruşturma yapılıyor bilmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili önergelerimizi verdik. Nasıl bir soruşturma yapılıyor bilmek istiyoruz. Bundan önceki denetimler ne zaman yapılmış, ne rapor tutulmuş, kim tutmuş, nasıl olmuş? Bu esnafın canını okuyan 3 harflilerin emekçilerin de canına kastettiği bir denetimsiz süreç var. Bu meselenin yakından takipçisi olacağız. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya, birazcık konu üzerine daha titizlikle üzerine gitmeye davet ediyoruz. Şimdi Ekonomi Bakanı büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz dedi. Büyümenin tabana yayılması demek, toplumun yoksul kesimlerinin daha zengin, zengin kesimlerinin daha makul servetlere sahip olmasıyla olabilir. Yahu Sayın Bakan, sen Ali Cengiz oyunuyla
öğretmenin 200 lirasına göz dikmiş adamsın. Onu bir kez daha gündeme getirelim. Bu çizelgeyi alayım. Bakın hafta başından beri söylüyoruz. %7,5 birinci yıl zammı. Birinci 6 ay zammı %7,5. Enflasyon 42-35 farkı vereceksin. Fark 34. Buna ikinci yarı yıl zammını uygulayıp verse bu olacak. Ne yapıyor? O farkı yapmadan önce enflasyona %7,5 iskonto uyguluyor. Hangi kitapta yazar belli değil. Saçma sapan bir şey. Ve zammı 41-69'a çeviriyor. Böyle yapınca her öğretmenden 222 lira parayı maaşından, polisten, başkomiserden, hemşireden, doktordan, genel müdürden 970 lirayla 185 lira arasında her çalışanın cebinden para çalıyorlar. İmzayı atan sendikanın başkanına dünden beri çağrı yapıyorum. İsminle sataşıyorum, gıkları çıkmıyor. Kaldı ki o sendikanın geçmişte doğru hesap yöntemi budur diye kendi internet sitesinde yazısı da var. Maaşlar yarın dağıtılacak. Haberiniz olsun, cebinizden en az 200 lira. Genel müdürden 950, en düşük olandan 200 lira olmak üzere her ay para çalınıyor. Yan kesicilerin peşinde koşan polisin cebinden 300 liraya yakın para çalıyorlar yan kesicilikle. Görülmedik bir yöntemle. Bunu bütün her siyasi görüşten devlet memurlarımıza şikayet ediyoruz. Ali Cengiz oyunuyla cebinizden el çabukluğu marifetle para çalıyorlar. İşin kötüsü bunları yakalayacak polisi, ifadesini alacak amiri, hatta yargılayacak savcının, ceza verecek hakimin de cebinden çalıyorlar. Bu konuyu milletimiz görsün, peşini bırakmayacağız. Davalar açılıyor. Eninde sonunda bu parayı alıp memurumuzun cebine geri koyacağız. Bir de diyor ki biz tabana yayıyoruz diyor büyümeyi ve zenginliği. Türkiye'nin en zengin %5'inin milli gelirin %21'ini kontrol ediyor. En zengin %5, milli gelirin 21'ini. En zengin %20, milli gelirin %47'sini. En yoksul %5, böyle ilan edebileceğim bir şey yok. Onun durumu şu. Yılda 6600 lira, aylık 500 lira para giriyor cebine. Toplumun en yoksul %5'i, o tabana yayıyoruz diyor ya, aylık 500 lira giriyor. 3 günde 50 lira. Günde 16 liraya geçindirmek zorunda olan insanlar var. Ancak bizim Sayın Nebati, biz diyor büyümeyi tabana yaydık, ondan fark edemiyorsunuz diyor. Neremiz büyüyor? Neremiz? Fiyatlar büyüyor, döviz kuru büyüyor, ithalat büyüyor, dış ticaret açığı büyüyor, cari işlemler açığı büyüyor, devletin borcu büyüyor, devletin faiz yükü büyüyor, Türkiye'nin riski büyüyor, vatandaşın bankalara borcu büyüyor, işsizlik büyüyor, Nebati diyor Türkiye büyüyor. Teker teker rakamlarla enflasyon 17'den 78'e çıkmışsa, döviz bir yılda dolar %100 tam iki katına kadar artmışsa, ithalat %40, ihracat %20 ise ve dış ticaret adı %142 arttıysa, cari işlemler açığı %133 arttıysa, Türkiye'nin risk birimi geçen yıl bugün 370 iken bugün 842 ise CDS'i, Türkiye büyüyor demek ancak büyük bir yalanı büyük bir pişkinlikle söylemekle olur. Bugün Türkiye bir felakete doğru sürükleniyor. Bir felakete doğru. Bir inatın, bir iş bilmezliğin, bir liyakatsizliğin ürünü olarak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kimseyi aç açıkta bırakmadık demiş. Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz demiş. Bunu geçen sene bu Mart içinde söylüyordu. Bu Haziran içinde söylüyordu. Ancak daha 1 Temmuz günü Bakan Nebati enflasyonu kontrol altına aldık. Aralıktan sonra rakamlar düşmeye başlayacak dedi.
3 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan gelecek sene Mart Nisan'ı işaret etmeye başladı. Yani artık bu ekonomiyi döndüremeyeceklerini, düzeltemeyeceklerini, dövizi kontrol altına alamayacaklarını, örtülü faizlerle fakirden alıp zengine verdikleri bu düzenin bir yerden sonra patladığını onlar da biliyor. Zaten dün belediye başkanlarına da şöyle söylüyor. Evet, ekonomi siyaset etkiler ama biz onu değil, üç şeyi anlatacağız. Üçüncüsü ne biliyor musunuz? Neyi anlatacakmış? Muhalefetin ne kadar kötü olduğunu anlatacakmış. Elde hiçbir şey kalmamış, muhalefete muhalefet ederek iktidarda kalacağını sanan bir tükenmişler ordusuyla ve başlarındaki komutanlarıyla muhatabız. Bu yaklaşımların karşısında seçime kadar yağ sabır çekmenin, erken seçim değil derhal seçim istemenin dışında bir seçenek yoktur. Bıçak kemiktedir, dayanacak güç kalmamıştır. Erken seçim değil derhal seçim bir zaruriyettir. Bu seçim artık iktidarın el değiştirmesi değil, vatandaşın yakasından düşmesi, vatandaşın bir rahat nefes alması seçimidir. Seçimin kabulü, tarihinin ilanı bile bu ülkede moral motivasyonu yükseltecek, ekonomiye, borsaya müsbet, doların karşısında, faizlerin karşısında son derece güçlü, milletten yana bir rüzgar yaratacaktır. Yeter ki bu kuru inadın, bu liyakatsizliğin, bu kötü kadroların gideceğinin millete ve piyasalara müjdesi verilmiş olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Soru varsa cevaplayabiliriz. Pardon, bir husus var, çok küçük. Bir saattir onu arıyorum. Bir husus var. 2022 merkezi sınavına, LGS, liselere geçiş sınavına otomatik olarak 1.236.308 öğrenci kayıt yaptırdı. Otomatik başvuru oldu. Sınav günü bir baktık, 205.000 öğrencimiz sınava girmemiş. Bu şu demek, her 6 öğrenciden bir tanesi LGS sınavına girmeyi dahi göze almıyor. Hiç ümidi yok. Yani sınavla yerleşilen iyi okullara gidebilir miyim? Yarış başlamadan çekilmiş maalesef. Sistemin onları getirdiği nokta bu. Ve o sınav yapıldı. Bu öğrencilerden de sadece 185 bini seçilmiş okullara girecekler, iyi okullara girecekler. Ama o sınavın sonunda öyle bir tablo çıktı ki ortaya. Bir soru bile doğru yapamayanlar. Yabancı dilde 83 bin öğrencimiz bir soru bile doğru yapamamış. İnkılap tarihinde 12 bin, din kültüründe 11 bin, fen bilimlerinde 5800, matematikte 85 bin, Türkçe'de 2700 öğrencimiz, toplam 200 bin, 199.959, 200 bin öğrenci bu sınavlardan herhangi birisinde bir doğru dahi yapamamış. Bir doğru yapıp üstünü yapamayanlarda bu rakam 400 bin. Topladığınızda sınava giren 1 milyon öğrenciden 600 bin tanesi derslerden en az birinde birden çok doğru yapamıyor. İkisi yok. Ve bu öğrencilerimiz için bu derslerden bir genel sınav olsaydı matematikten bir alıyorlar, Türkçeden iki, inkılaptan üç, din kültüründen üç, yabancı dilden iki, ortalamada iki. Yani sınava giren 1.200.000 sınava girmeye hak kazanan öğrenciden sınava giren 1.000.000'u sınavda iki aldı. 6 tanesinden bir tanesi ben bu sınava hiç girmeyeyim, hiç işim olmaz, bir şey yapamayacağım demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Reformu diye söze başlamıştı. Son Milli Eğitim Bakanı dün Milli Eğitim Reformu'ndan bahsediyor. 20 yıl sonunda AK Parti hala reform yapacak. Öğrenciler ortalama 2 alıyorlar. Bütün dünyada PISA sonuçlarında perişan durumdayız. Ve bütün anketlerde AK Partili kadın seçmenin en çok rahatsız olduğu husus %80'lere vararak evladımın aldığı eğitimden memnun değilim.
AK Parti'nin Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Soru varsa yanıtlayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.